Hürriyetten okuyorum. Son dakika haberi. Batan Titan'a koronavirüs bahanesi. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Haberin başında özetlemiş zaten. İzmir'de yeni bir saadet zinciri krizi yaşanıyor. Evet. Yüksek kar payı vaadiyle binlerce kişiden toplanan paralar buharlaştı. Hadi ya. Sistemi kurucusu önce hesapları bloke kondu dedi. Daha sonra koronavirüs sürecinde işlerin durduğu gerekçesiyle ödemeleri yapamadığını söyledi. Ev kadını uzman çavuş ona hep de aynıdır ha. Acaba bu haberler mi sahte ya? Niye hep ev kadını uzman çavuş? Ev kadınları ve uzman çavuşlar neden siz sürekli paranızı saadet zincirlerine kaptırıyorsunuz abi? Bu kaçıncı oldu bak. Ve öğretmenlerin ha bak bu değişiklik olmuş. Ve öğretmenlerin de aralarında olduğu binlerce kişi ise sisteme yatırdıkları milyonlarca liranın iadesini bekliyor. İzmir'de 7 ay önce kazandıran paketler adıyla yeni bir saadet zinciri kuruldu. Daha önce 30 bin kişinin para batırdığı epitelyum isimli bir saadet zincirinde yer alan Ömer Faruk Zıngıl'ın kurduğu sistem kısa sürede yayıldı. Zıngıl yatırılan paraları matbaa sektörüne değerlendirdiğini, elde ettiği yüksek kazancı da katılımcılara paylaşacağını vaat etti. 10 ayrı paket adıyla üyelerden para topladı. Sisteme üyelik için 250 TL veren de oldu, bin TL veren de. 5.000 TL yatırana 7 ay sonunda 12.600, 10.000 TL yatırana 25.200. Bak küsuratlı söylemiş iyi küsüratlı söylediyse iyidir. 30 bin TL yatırana 75 bin TL kazanacağı vaat edildi. Ha, sisteme yeni üye kazandıranların da ekstra 10 kazanç elde edecekleri kaydedildi. Bir hafta önce sorunlar baş göstermeye başladı. Hadi ya. Birçok üye sisteme giremeyince birbirleriyle temasa geçti. Üyeler paraların buharlaştığını yaptıkları araştırmada anladı. Hesaplara bloke kondu hayati tehliken var falan filan bir ton bir şey demiş. Sisteme üye olan 4000'e yakın kişiden toplanan paranın tutarı 10 milyonu aşkın olarak hesaplanıyor. Sizin için seçtiklerimiz. Nope. Happy read. Hayır. Hayır. Clickbait haber. Basmıyorum. Aynı kız kardeşin 40 yıl boyunca çektiği fotoğraf falan. Ha. 40 yıl boyunca büyük ihtimalle 365 çarpı 40 adet fotoğraf göstereceksiniz bana. Evet. Saadet zincirleri toplumumuzun kanayan yarısı arkadaşlar. İnsanların kısa yoldan para kazanma hevesi. Biliyorsunuz Şurada bile belki hani saadet zinciri battı haberinde bile belki aşağılara baksak reklam olarak saniyede nasıl 1268.4 dolar kazanıyorum hemen tıklayın öğrenin diye sponsor reklam çıkabilir. Arkadaşlar biliyorsunuz özellikle saadet zincirlerinde şimdi mesela buna diyecekler ki aa bak bu dolandırıcı saadet zinciriymiş ama abi bizim orada bir saadet zinciri var bizim orada bir saadet zinciri var o dolandırıcı değil o gerçek o gerçek saadet zinciri. Para kazanmak mı istiyorsunuz arkadaşlar? Çalışın. Gerçekten çalışın. Seneler önce şu an birçok kişinin oynadığı kısa yoldan işte para kazanma iddia türü bahisler oynuyordum. Böyle işte çok kafa yoruyordum. O zamanlar tabii bu şekilde bir gelirim yoktu. Sadece Aikido'dan gelir geliyordu. O yüzden vaktim boldu. Para kazanabilmek için bunlara çok kafa patlatıyordum. Bir noktada param 21 katına çıkmıştı. Ama şike, satılmış maçlar vesaire. Bunları zaten bu işin içine girmiş herkes biliyor. Bunlar yüzünden birkaç günde olmayacak maçlardan dolayı param sıfırlandı. Sonra düşündüm. Dedim ki ya aslında işte biraz daha mı iyi, iyi strateji geliştirsem falan. Sonra şunu düşündüm. Abi ben buna vereceğim vakitle bir şeyler üretmeye, bir şeyler yapmaya versem kendimi Şimdiye çok daha fazla para kazanmıştım. Evet, kısa yoldan para kazanma hevesi tatlı gelebiliyor. Neredeyse kazanıyor gibi oluyorsunuz. Ama şu anda gerçekten bir şeyler üreterek, somut bir şeyler üreterek bu podcast olabiliyor. Film sahnesi olabiliyor. İşte 3D çıktığı vesaire model bir şeyler üretiyorum yani. Ders vermek olabiliyor. Bir şeyler yaparak, kendini geliştirerek, genişleyerek vaktini harcadığın zaman bir noktada istediğin parayı kazanabilecek duruma geliyorsun. Başka bir deyişle şimdi şunu düşünsen bir iş var tamam mı kafamda bir iş var diyelim. Bu işi başlatacaksın çok zor bir şekilde ilerleteceksin. Küçük küçük gidecek 10 sene sonra ama iyi kazanıyor noktasına geleceksin. Birçok kişi o der 10 sene. 10 sene sonra kim öle kim kala. İşte şu an 25 yaşındayım 10 sene sonra oho 35 yaşında olacağım der. Boş ver ben çabuk yoldan bir şeyler kazanmaya bakayım. Ama ondan sonra bir bakmışsın 10 sene boyunca yırtmaya çalışmışsın. 10 sene sonra elinde hiçbir bok yok. Para kazanmak mı istiyorsun? İyi para kazanmak mı istiyorsun? Bir vizyonun olsun, bir iş kur, küçük küçük büyüt ondan sonra. Nasıl büyüyebilir diye düşün, ufak ufak büyüt. Ama abi filan bak hala. Bunu neden söylüyorum? Zaten buradaysanız aklı başında insanlarsınız. Buradaysanız işte çiftlik banka para kaptıracak insanlar değilsiniz. Ama şöyle bir şey var. Etrafınızda sizin tanıdıklarınızdan hatta güvendiğiniz bile insanlar olabilir. Öyle inanılmaz şeyler söylerler ki sizin aklınızı çermeye çalışırlar. Abi şimdiye kadar ki işte o televizyonlarda ya da haberlerde çıkan sahte saadet zincirlerinden değil bu. Ya zaten bu saadet zinciri değil ki bu böyle kar zarar bilmem ne onların franchisingi. Saadet zinciri değil bu yani. Kar zarar hemen franchisingi bu. Oradan girerler oradan çıkarlar şunu çok iyi hatırlıyorum. Bir arkadaşımız vardı. Çok aşırı yakın arkadaşımız değildi ama muhabbeti iyiydi yani. Adam böyle bir işe girdi. Nasıl arıyor biliyor musun telefonla? Abi diyor senin işin yok galiba. Sana çok iyi bir iş bulduk. Ondan sonra işte bizim bir arkadaş var o zaten bayağı zengin oldu. Senin de işte sokalım bilmem kesinlikle kapatmıyor telefonu. Kesinlikle hayır kabul etmiyor. En sonunda adamın suratına kapatmak zorunda kaldım abi. Bildiğin adamın suratına kapattım. Maalesef sizin etrafınızda da böyle insanlar olabilir. Yani insanı çok iyi tanıyabilmeniz lazım. Bir insan güvenilir mi, üç kağıtçı mı? Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Bence kesinlikle insanlar konuşmalarından anlaşılıyor. Bazı insan türleri var. Bir tanesi güvenilir insan. O adama güvenebilirsin. Bir tanesi yalan söyleyen bir insan değil ama saçma sapan şeylere kendi de inanan insan. O adamın söylediklerine güvenmezsin tabii ki. Bir tane de bildiğin yalan söyleyen insan. 250 gramlık beyniyle 250 gramlık alt insan beyniyle seni oyuna getirebileceğini düşünen insan. Sonra ne oldu? Bir tane saf bir arkadaşımız vardı. Onu kafalamış 650 dolar vermiş arkadaş. Böyle bir şey veriyorlar. Ürün gibi bir şey veriyorlar. Hani sen o ürünü satın almış oluyorsun. 650 dolar verip hiçbir şey değil aslında yani. Böyle küre şeklinde manevi bir şey mi? Eşi kitabını uydurmak için 650 dolar verip onu alıyor yani. Ondan sonra diyorlar ki senin getirdiğin kişi kadar atıyorum kişi başı 30 dolar sana vereceğiz. Teknik olarak doğru. Ama kaç kişiyi öyle kandırabilirsin? Sırf parasını çıkarmak için bile 20-25 kişiyi kandırman lazım. Ha şunu diyorsanız arkadaşlar. O zaman eyvallah. Hani ben insanlıktan nefret eden birisiyim diyorsanız. Bu adamlara lanet olsun diyorsanız. Bu adamlara her şey müstahak diyorsanız. Ben bunları çok güzel tokatlamayı bilirim. Ben bu adamların altından girip üstünden çıkmasını bilirim. Hiç de gocunmam diyorsanız. O zaman yapın. Ama değer mi? Arkadaş verdi 650 doları. Bir kişi bile sokamadı. Tabii ki. Sokamadı yani bir kişi bile Sonra işte başka bir arkadaş geldi Ha bu enayi kazıklanmış falan Benim girdiğim gerçek sade zincir deyip <laughs> 30 dolar vermiş en azından <laughs> Bir de böyle gerçekten iş ilanı falan veriyorlar Milleti tetiklememek için Bunların hepsi çünkü yasal olduğu için Milleti tetiklememek için isim vermeyeceğim ama Uluslararası bir şirkette Çalışmak için dünya liderleri arıyoruz Allah dedim Tamam sonunda beni başa getirecekler galiba Mülakattan geçersen beni Ülkenin başına geçirecekler galiba uluslararası bir şirkette çalışmak için İngilizcesi iyi, presentable bilmem ne dünya liderleri, dünya liderleri arıyoruz. Aradın mı sen bizim dünya liderimizi? Verdi mi cevap? Geri dönüş yaptı mı? Han dedim ne iş acaba? Bir de böyle takım elbise falan giydim. O işte iş aradığım, ilandan iş baktığım dönemler. Kaç oluyor ya? 2000 kaç senesi? 2007-2008. Çünkü 2008'in aralığında 2-3 kişiye böyle Aikido dersi vererek çalışmaya başladım karantinadan sonra umarız aynı şekilde devam edebiliriz. Orada çalışmaya başlayana kadar işte ilanlardan iş arıyordum sürekli. Bu da o işlerden bir tanesiydi. Böyle işte hazırlandığım acaba dedim ne işi falan söylemiyor ipneler ha. İşin ne olduğunu. Ondan sonra bir baktım bu şirketin adı. Biliyorum da saadet zinciri olduğunu. Dedim ben iş toplantısı için gelmiştim. Evet burası diyor gösteriyor böyle. Gerisin geri gittim abi. Hiç gerisin geri gittim. Girmedim bile yani toplantı salonuna. O yüzden arkadaşlar, her ne kadar aklı başında insanlar olursanız olun, bu şekilde güvenilir gibi konuşan, güvenilir olarak düşündüğünüz insanlar böyle bir sistemden bahsederse abi işte çok zengin oluyorsun. Abi böyle bir sistemden bahsederse kesinlikle reddedin. Eğer dediğim gibi az önce anlattığım gibi insanlıktan tiksiniyorum ben. Milleti tokatlamak istiyorum. Zihniyetinde değilseniz adam ne derse desin, nereden girerse girsin, nereden çıkarsa çıksın reddediyorsunuz. Gerekirse suratına telefonu kapatıyorsunuz. Ne olursa olsun arkadaşlar, arkadaşlığınızı bitirmeniz gerekirse bile ki, gerekiyor maalesef bazı durumlarda. Çünkü bazen ya siz ya o oluyor. Şimdi dolandırıcı var, dolandırıcı var arkadaşlar. Bu gibi dolandırıcılara çok fazla kızamıyorum. İnsanların kısa zamanda para kazanma hırsı üzerinden milleti tokatlıyorsa işte o hırs olmayacak. O hırs olmayacak abi. Bak şeylere kızıyorum. Yaşlılar bilmiyor ya. Biz işte polisiz, askeriz. Adınız FETÖ karıştı. Şimdi yaşlı olduğu için buna inanır. Bunu yapan şerefsiz yani. Bunu en ağır şekilde cezalandır. Ama şu çiftlik bankçılara kızamıyorum maalesef. Kısa yoldan para kazanma hevesiniz olmasın. Gençliğimde bir berbere gitmiştim. O dallamaya bir kere gittim zaten. Şey diyordu bana. Cık. Ya şu doktorlar ne kadar kolay para kazanıyor ya. Bir reçete yazıyor hemen. Götürüyor paraları. Ben dedim benim babam doktor deyince. O zaman ben de mi o kadar paralıyım? Ben seni bak ne kadar yarım saat bir saat tıraş ediyorum. Ben de mi o kadar paralıyım? Bu zihniyeti iyi bilirim. 2008'de ilk işte 2-3 kişi Aikido dersi vererek çalışmaya başladım. Gerçek anlamda. Mümkün olduğu kadar her senemi, her günümü, her saatimi, her dakikamı nasıl daha iyi olabilirim diye geçirdim. Ve 2008'den 2020'ye geldik. 12 sene boyunca. Şimdi eminim ki bazı insanlar şey diyordur. Ya bu adam da evde oturuyor. İşte bir şeyler kaydediyor. o para kazanıyor böyle. Bunu diyen yani sadece benim için değil tabii. Hızlı para kazan. Abi Bill Gates'e bak ya ne kadar hızlı para kazanıyor. İşte Bill Gates olmak ama önemli olan.